Köye yaklaşık 2 kilometre köyün üstünde kalıyor. Ormanın içerisinde çok güzel bir doğası var. Resmi kadastro yol var. Şimdi tarlamızı gösterelim. Şimdi sınırımız buradan başlıyor. Benim durduğum buradan sınır başlıyor. Şöyle gösterelim bu tarafı. Bakın. Aşağıdaki ağaçlar var. Oraya kadar buradaki sınır iniyor. Buradan da üst sınırda, bakın burada şu ağaçları gösterelim. Burası yol gibi oluşmuş. Aslında burası tarla. Tarlanın içi sınır burası. Bu ağaçların boyu sınır. Buradan da böyle ileriye doğru gidiyor. Yol kısmı üst kısımda. Biz geldik buraya, aşağıda alt kısımdan çekmeye başladık. Evet, şimdi tarlamızın içinden yürüyoruz. Evet, bakın burası tarlamız. Devam edelim. Sınırımız bu ağaçlar oluyor. Bu şekilde. Şuradan bir tarlamızın alt kısmını bir gösterelim. Evet. Bakın şurada ağaçlar var aşağıda. Bu kısımda %30-%40 meyil var. Bayağı bir çalı olmuş. Güzel. O ağaçların bir kısmı da tarlamızın içerisinde kalıyor. Efendim şöyle bir doğasını gösterelim. Bakın her taraf orman, doğanın içerisinde. Vahşi bir doğa isteyen buraya gelebilir. Kimse yok burada. Köye uzak, ormanın içerisinde. Böyle tam bir doğa harikası. Biraz sessiz, sakin efendim. Vahşi doğa derken yani böyle yabani bir hayvan yok burada. Sadece nedir? Domuz, tilki, çakal türü hayvanlar böyle dağ bayırlarda olur. Onun da insana karşı bir zararı yok. Neye zararı olur? Kümes hayvanlarına efendim zararı olabilir. Evet, devam edelim. Evet, tarlamızdan devam ediyoruz. Aynı şekilde sınır böyle devam ediyor. Şurada yine tarlamızın bu meyilli kısımlarını gösterelim. Şöyle aşağı doğru bakın. Buralar bu şekilde. O ağaçların boyunda devam ediyor. Burada ne olabilir? Koyun, keçi. Keçi çok güzel olur. Bu kısımlar bayır. Hayvanı, keçileri salacaksın buralara. Ormanın içerisinde tepelere, bayırlara çıkacak, inecek. Efendim, keçi çok güzel olabilir burada. Evet, devam edelim. Evet, giriyoruz. Tabii epey bir ağaç da var tarlamışta. Evet, sınır aynı şekilde buradan devam ediyor. Evet. Biliyorum. Bayağı bir çalı olmuş. Burada dörtlenler var. Evet. Tabii dörtlenler de bozulmuş. Koparılmaya. Aynı şekilde sınırdan giriyoruz. Burada epey bir kalınlık olmuş. Diken var burada. Evet. Biz az önce tarlamızın en dip tarafına gittim. Özellikle oradan başladım. Giriş kısmından başlamadım. En dip tarafından. Şimdi tarlamızın üst kısmına geldik. Bakın burası. Şu doğayı bir gösterelim. Karşıda maden var. Madeni görüyor. Evet. Biraz daha şöyle çıkalım meydana. Sınırımız böyle devam ediyor. Aynı şekilde. Evet. Bakın buralar düzgün. Bu kısımda düzgün. Yaklaşık bir 3 dönüm alan burada. Giriş kısmı bakın şu ağaçlar var. Orada kadastral yol var. Aracı az yukarıya bıraktım. Yaklaşık bir 200 metre. Şurada birisi koyunculuk yapıyor. 200 metre yer yolu kapatmış. Yani orayı aldığınız zaman bir kepçeyi getirirseniz onu biz de yaparız. Hemen 2 saat, 3 saatlik bir işi var. Kepçeyle
200 metre yolu şöyle bir açılırsa aracınızla tarlanın içine kadar girebilirsiniz. Yoluna malzeme atılmış. Köyden yaklaşık 2 kilometre yukarıya çıktık ama hep taş atmışlar. Biri burada koyun bakıyor. Herhalde sürekli gelip gittiği için malzeme atmış biraz. Yani kışında çok aşırı yağış olmadığı sürece araçla girilebilir durumda efendim. Güzel doğanın içerisinde bir yer. Resmi kadastro yol var. Bakın orada bir avlu var. Şöyle bir gösterelim. Görsün daha. Sahipsiz kaldığı için kimse gelmemiş, bot olmuş. Buradan bir kepçeyle yaklaşık 200 metre arabayı ileriye bıraktık. Buradan yolu açarsanız burası resmi yol. Böyle bir avlu, bakın avlu bile yıkılmış. Burası giriş kısmı, burası düz, bakın bu şekilde. Buradan tarlanın içine giriyoruz. Sınırımız buradaki teller oluyor. Burada az önce geldiğimiz nokta, bunun devamı yürüdüğümüz nokta. Bu görünen alan, şöyle gösterelim. Bakın. Şimdi diğer sınırımız da zaten burada. Burada da teller var. Bakın. Böyle buradan da böyle iniyor aşağıya. Şu alan. Burada yaklaşık bir 2-3 dönüm yer düzgün. Giriş kısmı. Devam edelim. Biraz daha aşağı inelim. Burada birisi mısır ekmiş. Şöyle gel aşağı. Gel. Bakın. Mısır ekmiş orada. İleride çeşme var. Geldiğimiz nokta şu ağaçların olduğu nokta. Bakın şu karşıdaki ağaçlar, o yol orası. Biz oradan geldik. Şu damı gösterelim. Gel böyle. Bakın az ileride dediğim dam, hayvan damı. Adam orada hayvancılık yapıyor. Sürekli geliyor gidiyor. Biz o yolu da kapatmış adam, burayı kimse kullanmadığı için. Efendim, dediğim gibi biz şuradan, o yoldan geldik. Arabayı o damların oraya bıraktık. Buradan yürüdük. Yol burası. Evet, burada mısır ektiğine göre şurada zaten çeşme gördük. Hemen o damların az ilerisinde güzel bir çeşme var. Bakın burayı da sulamış adam. Güzel bir mısır ekmiş. Efendim, su bu var yani. Evet, tarlamız, bakın. Karşıda maden ocağı var. Bu şekilde biraz uzakta kalıyor ama manzara olarak görünüyor. Ormanlık alanlar. Evet, şimdi tarlamızda biraz daha aşağı doğru iniyoruz. Az önce geldiğimiz nokta diğer taraftı. Şimdi biz bu tarafa geldik. Diğer sınırımız da bu ağaçlar. Bakın buralar iyi uygun. Yani buralar düzgün. Bir sistem yapılırsa buraya bir prefabrike, bir konteyner, bir hayvan damı, bu kısımlara yapılabilir. Buralar düzgün. Diğer taraflarda da aşağıya da hayvanlar salınabilir. Zaten aşağı taraflarda orman. Bu şekilde burada doğanın içerisinde bir hayat sürmek isteyenler, sakinliği, ıssızlığı sevenler burayı tercih edebilirler. Aile olmaz burada. Elektrik burada yok. Güneş paneli alacaksınız. Suyu ya o çeşmeden getireceksiniz 200-300 metre ileride, ya bir sondaj veya bir kaynak arayacaksınız. Bunları baştan söyleyeyim. Çok sorulan sorular. Efendim, dediğim gibi ıssız bir yer, sakin bir yer. Bu tarz böyle inzivaya çekilmek isteyenler, bazı müşterilerimiz var. Geçen biri geldi. Dedi ben inzivaya çekilmek istiyorum. Çok sakin, çok uzak, böyle biraz yer olsun dedi. Efendim, o tarz hastalar için, onun heveslileri için diyeyim ben size. Burası çok uygun, çok sakin, çok oksijen oranı çok yüksek. Efendim, yani yazın burada gelip 3 ay, 4 ay geleceksin, kafa dinleyeceksin. Buraya bir konteyner koyacaksın. 3-4 ay bir kafa dinleme yeri, güzel. Güzel temiz havası var. Evet, biraz daha yürüyelim.
doğru iniyor. Şuradaki ağaçlar da mallarımızın içinde oluyor. O biraz daha aşağı iniyor orada. Efendim burada epey bir ağaç da çıkar yani kestirmek isteseniz. Şöyle bir doğayı gösterelim. Şu tepeleri gösterelim. Ormanlık alanlar bakın. Gayet güzel. Evet. Buradan biraz daha aşağı iniyor. Şuralara kadar, şu ağaçların oraya kadar iniyor. Yani burada bir 3-4 dönüm yer rahatça böyle kullanabilirsiniz. Şu aşağı bayır kısımlarında bir 3-4 dönüm burada, 3-4 dönüm de orada. Yaklaşık bir 3-4 dönüm alan kullanılır. Diğer alanlar da dediğim gibi hayvancılık için hayvanlar salınır. Efendim bu şekilde kullanılabilir. Evet, burası çatak. Yaklaşık Gönen'e 23-24 kilometre mesafede. Yarım saatlik şehir merkezine bir mesafesi var. Yarım saat. Yolu sağlam. Yaz kış köyün içine kadar yaz kış aracınızla gelebilirsiniz. Bu tarlaya da çok aşırı bir yağmur olmadığı sürece malzeme atılmış. Girebilirsiniz efendim. 16 dönüm tarla Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönen'e ofisimize bekliyoruz. Biz Gönen'deyiz. YouTube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Yurt dışından, yurt içinden, İstanbul'dan, büyük şehirlerden bizi izleyen güzel temennilerde